Efendim öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Samsun Karadeniz'in tek fuar merkezi demiştiniz az önce. Evet, peki bu Samsun ekonomisine katkısı ne olacak? Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Basın toplantısında da biraz önce ifade ettiğimiz üzere Samsun bazı ürün desenlerinde, bazı üretim modlarında artık bir Türkiye markası olmanın da ötesinde bir uluslararası marka olduğunu bu fuarlarımız sayesinde net olarak vurgulamış oldu. Örnek veriyorum. Bugün Türkiye'de, yani düne kadar Türkiye'de mobilya denilince ne akla geliyordu? İnegöl mobilyası, Ankara mobilyası, Adana mobilyası akla geliyordu. Bugün artık Samsun'da düzenlenen mobilya fuarımız sayesinde Samsun'un da mobilya konusunda bir üretim üssü olduğunu ve bir marka olduğunu ispatladık. Ve bütün Türkiye artık Samsun mobilyasını konuşmaya başladı. Düne kadar Samsun evet çok önemli tarım havzalarıyla, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, havzasıyla, yine güneyinde hemen bulunan Merzifonu'yla bölgemiz ne olarak görülüyordu? Bir tarım üretim havzasıydı ama tarım fuarlarımızdan sonra tarım mekanizasyonunun da tarımsal teknolojinin de üssü olduğunu bütün Türkiye çapında ispatladı. Artık arzla talep Samsun'da buluşur hale geldi. Samsun'un sadece üreticilerinin buluştuğu bir platform olmaktan çıktı. Edirne'deki üreticiyle Artvin'deki tüketici Samsun'da buluşmaya başladı. Dolayısıyla bu da Samsun'un ekonomisine neler sağladı? Bir, bilinirliğini sektörlerini arttırdı. İkincisi, düzenlediğimiz fuarlar sayesinde şehrimize gelen binlerce yabancı ve yerli ziyaretçi sayesinde otellerimiz doldu, restoranlarımız doluyor, taksicilerimiz iş yapıyor, restoranlarımız iş yapıyor, şehir hayatı hareketleniyor, sosyal hayat hareketleniyor. Biraz önce yine Turizm Otelciler Federasyonu Başkanımız da çok güzel ifade ettiler. Otel doluluk oranlarımız Samsun fuarları esnasında en yüksek noktaya ulaşıyor. Bugün senede 5 tane fuar düzenliyoruz. 5 ayrı tarihte. Yani Samsun'u 5 kere canlandırıyoruz. Şayet biz bunu 2 katına çıkartırsak ne olacak? Neredeyse her ay Samsun ekonomisini canlandıran önemli etkinlikler haline gelecek. Bir de fuarlarımızı düzenlendiği tarih açısından da baktığınızda genellikle ne zaman düzenliyoruz? Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart. Ağırlıklı olarak fuarlarımızın konumlandığı. Yani turizm sektörümüzün en düşük olduğu dönemlerde fuar ekonomisi devreye giriyor. Bu da şehrin turizminin ve şehrin hareketliliğinin 4 mevsime ve aynı zamanda da 365 güne yayılabilmesini sağlıyor. Beraberinde yabancı ziyaretçiler de şehrin ne yapıyor? Çok önemli katkılar sağlıyor. Turizm potansiyelini dünyanın dört bir tarafına duyurma imkanımız oluyor. Bugüne kadar 1700'ün üzerinde yabancı ziyaretçiyi Samsun fuarlarımızda ağırladık. Yalnızca yarın açacağımız gıda fuarında 150'nin üzerinde 5 farklı ülkeden yabancı ziyaretçi ev sahipliği yapacağız. Bu ne anlamı ifade ediyor? Hem gelecekler ticaret bağlantıları kuracaklar, yeni ihracat bağlantıları kuracaklar ama öbür taraftan da ne olacak? Samsun'un doğal güzelliklerini, Karadeniz bölgesinin turizm potansiyelini şahitlik edecekler. Yani bir nevi biz TÜYAP Fuarcılık olarak aynı zamanda Samsun turizminin de gönüllü misyon temsilcisi halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.